Akenaton, Firavun ne demektir? Firavun Arapça, Firavun İngilizce telaffuz, Firavun eski Mısır dilinde, büyük ev anlamındaki, per-ao'dan gelmektedir. Akatsaya, Piru İbraniçe'ye, Paro, Faro, şeklinde geçen kelime Tevrat'ın Yunanca tercümesinde, Farao olarak karşılanmıştır. Günümüz Batı dillerinde ise Farao İngilizce, Faraon Fransızca ve Faro Almanca şeklinde kullanılmaktadır. Firav, çoğulu Feraine, kelimesinin Arapçaya İbraniçe'den ya da Süryaniçe'den geçtiği düşünülmektedir. Firavun kelimesi, zannedildiği gibi özel bir isim ya da belirli bir kişinin ismi değildir. Firavun, 1. Hanedan döneminden, M.Ö. 3150, Mısır'ın Roma'ya ilhakına kadar geçen sürede, M.Ö. 30 monarşi ile yönetilen eski Mısır'da hüküm süren Amerika hükümdarlarına verilen ünvandır. İlk Firavun, Narmer ya da Menes, son Firavunlar ise Kleopatra ve Sezar'dır. Perao kelimesi, 17. sülale döneminin ortalarına kadar, Mısır kralının lakabı olarak değil, saray anlamında kullanılıyor, dolayısıyla da krallık sarayını ve orada oturanları ifade ediyordu. Bu kelimenin, kral anlamında kullanılışına ise M.Ö. 1370'lere doğru yazılan metinlerde rastlanmaktadır. Monarşik, tek adam, bir yönetime sahip olan eski Mısır inancında Firavun, yeryüzündeki düzenin muhafaza ve devamından sorumlu olduğu gibi dini hayatın da en önemli ve yetkili devlet adamıydı. Ülkenin bütün mabedlerinde ibadet onun adına yapılıyordu. Bütün Mısır, onundu ve idari, adli, askeri ve dini yetkiler onun elindeydi. Gerektiğinde yetkilerinin bir kısmını vezirlere bırakıyordu. Her Firavun'un Allah'a iman etmemesi diye bir koşul yoktur. Firavun, sadece bir hükümdarlık ünvanıdır. Kral gibi, padişah gibi. Türklerin hükümdarlarına Kaan ya da Hakan, Bizanslıların Kaiser ya da Hiral, İranlıların Kisra, Habeşlilerin Necaşi, Yemenlilerin Tubba dedikleri gibi Mısırlılarda da bu ünvan, Firavundu. İsrailoğullarına baskı uygulayan ve Hazreti Musa dünyaya geldiğinde tahtta bulunan Mısır kralı, 2. Ramses'tir. Ayrıca, Kur'an-ı Kerim'de geçen Firavun kelimesi sadece Hazreti Musa dönemindeki Mısır kralını ifade etmektedir. Kur'an, Hazreti Musa ile ilişkisi nedeniyle sık sık andığı Firavun'un kimliğinden söz etmez. Kur'an'da söz edilen Firavun, gerçekte iki ayrı hükümdardır. Bunlardan ilki, Hazreti Musa'nın doğduğu sırada Mısır'ı yöneten ve Musa'yı sarayında büyüten Firavun, diğeri de Hazreti Musa'nın risaletle görevlendirildiği sırada iş başında olan Firavundur. Çağdaş tarih araştırmacılarına göre ilk Firavun M.Ö. 1292 ila 1225 yılları arasında hüküm süren 2. Ramses, ikincisi ise 2. Ramses'in oğlu Mineftah'tır. Yakubi ve Mesudi'ye göre Yusuf'un Firavunu ile Musa'nın süt babası arasında iki hükümdar vardır, bunlar Amerikalı Darim İbni Rayyan ile yine Amerikalı Kamis İbni Ma'dan'dır. Daha sonra Musa'yı büyüten Velid İbni Musab gelmiştir ki bunun Amerikalı, ya da Şamlı, ya da Kıpti olduğu hakkında görüş ayrılığı vardır. Zemahşeri, Hazreti Yusuf'un Mısır'a gelmesi ile Musa'nın Medyen'den dönmesi arasında 400 yıl geçtiği rivayetini kaydediyor ki bunun, Huruç 12.48'den alındığında kuşku yoktur. Huruç'ta İsrailoğullarının Ramses zamanında Mısır'dan çıktıkları ve Mısır'da 430 yıl ikamet ettikleri anlatılmaktadır. Firavun Akenaton ise yazılı tarihte ilk tevhidi, monoteist, tek bir Allah'a ibadet eden, hükümdardır. Akenaton. Akenaton ya da diğer adıyla 4. Emunotep, Mısır'da yeni dönem 18. hanedanının eski bir firavunudur. Annesi Kraliçe Tiye, babası ise 3. Emunotep'tir. Tutmosis'in kardeşidir. Eşleri, Vezir Ay'ın kızı Nefertiti, Neferneferuaten ve Kiya'dır. Çocukları, Simenker, Meritaten, Meketaten, Ankesenpaten, Neferneferuaten Taşerit, Neferneferir, Setepenre ve Tutankaten'dir. Tutankaten, kimi kaynaklarda oğlu değil damadı olarak geçer, Akenaton ölünce babasının kurduğu tevhid dinini reddedip adını Tutankamun olarak değiştirmiş ve Mısır'a tekrar putperest inanca geri döndürmüştür. 4. Emunotep'un büyük kardeşi Tutmosis babasından önce ölünce tahta önce ortak olmuş, sonra da M.Ö. 1353 ila 1333 ya da M.Ö. 1352 ila 1334 yılları arasında, Mısır kronolojisinde değişir, firavunluk yapmıştır. Emunotep, Akenaton'un doğum ismidir. Bu ismin Yunan kaynaklarında geçen, Yunanca'ya uyarlanmış hali Amenofis'tir. Emunotep Neferjgörur'a olarak da bilinen 4. Emunotep, saltanatının 4. yılına gelindiğinde, Amon Hoşnut'tur anlamına gelen Emunotep adını değiştirerek, kendisinden başka hiçbir ilahın olmadığı tek ve biricik Aton'un hizmetkarı, anlamına gelen Akenaton olarak değiştirmiştir.
Akhenaton isminin yazılışı, birçok kaynakta farklılık göstermektedir. Akhenaten, Akhnaten, Akhıtın, Ahnatın, Eknaten, Ihnaten, Iknaten ya da Kuenaten gibi. Akhenaton'un isminin kartuşlarda yazımı şöyledir. Akhenaton ismi, çoğunlukla İngiliz bilim kurgu serisi olan Doktor Kim'in 7. serisinin 7. bölümü olan Rings of Akhaten'deki Akhaten ve şizofreni, depresyon, Parkinson gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilacın adı olan Akhenaten ile karıştırılmaktadır. Eski Mısır'da 18. sülale döneminde 4. Emunotep, Akhenaton ve onun yakın akrabaları 20 ila 30 yıl gibi bir süre tek bir Allah'a ibadet etme inancını yerleştirmeye çalışmış ve halka yeterince inemese de, çok tanrıcılığın egemen olduğu bir ülkede kısmen başarılı olmuştur. Hanedanlıklar Devri, 18. sülale, Mısır'ın, Tanrı inancında en farklı ve devrin şartlarına aykırı süreç, hiç şüphesiz ki 18. sülale firavunu 4. Emunotep, Akhenaton'un gerçekleştirdiği reformasyon süreci olmuştur. Babası 3. Emunotep'in çağı, M.Ö. 1370-1352, Mısır İmparatorluğu'nun gücünün zirvesine ulaştığı, aynı zamanda da Amon-Ra'ya tapınmanın o çağın saf güneş tanrısı inancına dönüşmeye başladığı bir çağ olmuştur. Evrensel tarih içinde, aykırı düşünceli kral, olarak anılacak olan 4. Emunotep'in fikirlerinin, kısmen 3. Emunotep zamanında, saraydaki teologlar ve din yazarları tarafından doğrulduğunu ve artarak geliştiğini söyleyebiliriz. 4. Emunotep, gerçekten de Mısır'daki tanrılar panteonunda, o ana dek belki de akla gelemeyecek bir değişiklik yapmaya karar vermiş ve bunu da hiç çekinmeden uygulamıştır. O ilk önce bütün Mısır tanrılarını kaldırarak hepsinin yerine bir tek ve canlı bir tanrı olarak gökteki atın, dediği güneş kursunu yerleştirmiştir. O döneme göre yaptığı bu değişiklik bir çeşit monoteizmdir diyebiliriz. Yaptığı değişikliğin kalıcı olmasını isteyen 4. Emunotep ayrıca Amon-Ra kültüne katı bir şekilde bağlı olan Tep'i terk ederek, başkenti Orta Mısır'daki Tel el-Amarna şehrine taşımıştır. Zamanında hayvan başlı insan figürleri ve diğer tanrı isimleri kısmen kaybolmuş, Osiris'in ismi bile abidelerden silinmiştir. O, Emunotep ya da Amenofis yani Amon memnundur, hoşnuttur, manasındaki ismini dahi Akhenaton yani Aton'a hizmet eden, manasındaki isimle değiştirmiş ayrıca Amon rahibinin elinden de tanrının mülklerini yönetme yetkisini almıştır. O sadece, Amon'u bir kenara atmakla kalmayarak, seleflerinin adlarını da rafa kaldırmış, Karnak'taki Ptah Tapınağı'ndan Ptah ve Hathor'un adlarını sildirmiş, 3. Tutmosis'in Karnak'ta sütunlarının bulunduğu salondaki Isis, Atum ve benzeri adları da kazıtmıştır. Akhenaton ayrıca bütün sihir, büyü ve hurafeleri de yasaklamış, hatta figürasyon sanatının hiyerogliflerde hiç düşünülmeden kullanıldığı bir dönemde ressamların Aton'un suretini çizmelerine de yasak getirmiştir. Çünkü gerçek bir tanrı görülemez ve dokunulamaz olandır, o her zaman ve her yerde vardır. Akhenaton'un Kur'an-ı Kerim nazil olmadan 1950 yıl, günümüzdense yaklaşık 3351 yıl önce yazdığı şiir, İhlas Suresinin kısa bir tefsiri gibidir. Tanrı, yücedir, birdir, tektir. Ondan başkası yoktur. Bir tanedir. Odur her varlığı yaratan. Bir ruhtur Tanrı, görünmeyen bir ruh. Ta başlangıçta vardı Tanrı. Tek varlıktı O. Hiçbir şey yokken O vardı. Her şeyi O yarattı. Ezelden beri gelen varlığı, ebediyete kadar sürecek. Gizlidir Tanrı, kimse görmemiştir onu. İnsanlara ve yarattıklarına sır kalır her zaman. Akhenaton'un dininde, din monoteist karakterli olduğu için eski resmi dine göre büyük bir sadelik görülebilmektedir. Bu yeni anlayışta ne bir heykel, ne de kapalı bir mabet mevcuttur. Akhenaton'un dininin temel akidelerinden biri de yalana karşı mücadele ederek hakikate erişmektir. Eski kültten farklı olarak, ilah bu dinde insan ya da hayvan olarak bir put şeklinde değil, adalet mefhumunu simgeleyen ve her tarafa eşit bir şekilde saçtığı ışınlarıyla sadece yuvarlak ve kırmızı renkte bir güneş olarak çizilmiştir. 4. Emunotep, saltanatının 6. yılında ismini değiştirerek Akhenaton adını almıştır. Onun saltanatının ilk 6 yılını Tep dönemi, ismini değiştirdikten sonraki bölümü de Amarna dönemi diye adlandırabiliriz. O her ne kadar iktidara geçer geçmez Amon başrahibinin siyasi kuvvetlerini kaldırmışsa da saltanatının ancak 2. yılında Amon-Ra yerine Atın ismini kullanmıştır. Gerek Tep döneminin, gerekse Amarna döneminin önemli şahsiyetlerinden biri de hiç şüphesiz Akhenaton'un eşi Kraliçe Nefertiti'dir. O, monarşi içinde daima önemli bir mevki işgal etmiş, adına Karnak'ta bir anıt adanmıştır. Bu dönemde özellikle heykeltıraşlıkta tamamen realist bir üslup hakim olmuş, heykellerinde son derece kusursuz fizikleriyle dikkat çeken eski firavunların yerine Akhenaton'un heykelleri, bütün vücut kusurlarını dahi gösterecek derecede realist bir biçimde yapılmıştır.
Ancak bu tabiata uyma ve onu olduğu gibi canlandırma fikri, 4. Amenhotep'in hayatı ile sınırlı kalmış, onun ölümünden sonra yine eski tarza dönülmüştür. Amarna çağı, her ne kadar Tanrı'ya tapmak için heykellere ihtiyaç olmadığı, gökyüzünde parlayan Tanrı'yla doğrudan iletişim kurulabileceği inancını yerleştirmeye çalışmış olsa da bu çok kısa sürmüştür. Bu son döneme ait bilgiler eksik olsa da, Akhenaton'un, Nefertiti'den olan iki kızından büyüğü Meritaton'un eşi Semenkare'yi, kendine şerik hükümdar seçerek tepe göndermesi, böylece izah edilmiş, ayrıca Nefertiti'nin bu yüzden eşine darılarak hayatının sonuna kadar Amarna'da yaşayıp Atın dinine sadık kaldığına inanılmıştır. Akhenaton'un, damadı Semenkare ile müşterek saltanatı ancak 3 yıl sürebilmiş ve ikisi de hemen hemen aynı tarihlerde ölmüştür. Oğlu da olmayan kralın yerine bu sefer diğer damadı, genç yaştaki Tutankadın, M.Ö. 1352-1343 gelmiş ve o da 3 yıl kadar Amarna'da kalmıştır. Ancak nedense bu genç firavun, sarayı ve devlet dairelerini yeniden tepe naklettirmiş, çocukluğunun tanrısı Aton'u inkar ederek Mısır'da yeniden Amon kültünü başlatmış, kovulan rahiplerin ayrıcalık ve güçlerini ünlü emirnamesiyle iade etmiş ve ismini, Tutankamon olarak değiştirmiştir. 4. Amenhotep, Akhenaton dönemi, şüphesiz Mısır'da ilginç bir girişim olarak görülmüş ve tarihe damgasını vurmuştur. Onun ilahilerinde kullanılan, tek tanrı, senin dışında başka tanrı yok ifadeleri yer alır. Aton'a bağlılık halk arasında çok yayılamamış, halk eski inançlarını tamamen bırakamamış ve bağlılık, kralın ailesi ve maiyeti ile sınırlı kalmıştır. Bu ilahide Akhenaton belki bu durumdan kaynaklanan üzüntüsünü dile getiriyor olabilir, ama her halükarda bu fikir, onun ölümünden sonra neden Aton'a imanın neredeyse birdenbire yok olduğuna da ışık tutmaktadır. Özellikle halktan fazla destek alamaması, Amon rahipler sınıfının kendisine nefretle muhalefet etmesi gibi nedenlerle bu monoteizm cereyanı Mısır'da kökleşememiş, kızı ve damadı bile kendisinden hemen sonra eski dine dönüş yapmıştır. Yaşanan bütün zorluk ve sıkıntılarına rağmen 4. Amenhotep dönemi, Mısır'da daha önce eşi görülmemiş, monoteizme en yakın hatta bazı özellikleriyle tam bir monoteizm görüntüsü taşıyan bir dini cereyan olmuştur. Devrin renkli tanrılar panteonu ve sayısız ilah tasavvurları yanında bir tanrıyı, birlemeye ve onu tüm kainatın yaratıcısı olarak görmeye yakın başka bir dini hareketi o devrin Mısır'ı neredeyse hiç görmemiştir. Bu dönem, bir olan Tanrı'nın yanında her ne kadar Firavun'u ilah oğlu olarak göstermeye devam etse de, devrin neredeyse tüm tanrılarını reddetmesi, isimlerinin silinip tapınaklarının kapatılması ve Kadir-i Mutlak Tanrı inancını yerleştirmeye çalışmasıyla, Mısır'ın o ana dek gördüğü en büyük dini reform hareketidir diyebiliriz. Bu durumda Akhenaton da, atalarının ve kadim Mısır'ın dininin merkezi sayılan Panteon'u reddetmeye cesaret göstermesi, Amon rahiplerinin kendi aleyhinde yıllarca aykırı politika yürütmesine direnmesi ve her şeye rağmen, Tanrı birdir, demesiyle bu reform hareketinin reformatörü olmaktadır. Akhenaton, 17 yıl hüküm sürmüş, tahmini olarak 1336-1334 yıllarında ya da bu yıllara yakın bir tarihte hayata gözlerini yummuştur. Akhenaton, Mısır'da putperestliği sona erdirip tevhid, tek bir tanrı ve tek bir Allah inancını hakim kılmaya çalışmış, ölümünden sonra ise Mısır'da putperestlik tekrar baş göstermiş, oğlu Tutankaten adını Tutankamon olarak değiştirmiş, Akhenaton'un ismi, Firavunlar defterinden ve hierofliflerden silinmiş, Akhenaton ise, kafir kral ilan edilmiştir. Akhenaton'un saltanat döneminin sonundan itibaren Mısır dış politikası Horimep adlı bir general tarafından idare edilmiştir. Bu general, sırasıyla Tutankamon ve Aya isimli firavunlar zamanında orduyu yönetmekteyken onlardan sonra kraliyetle kan bağı olmamasına rağmen, Amon rahipleri arasında taraftarları çok olduğu için, Amon ilahının manevi mucizesine dayanarak kendisini firavun ilan ettirmiş ve 19. sülaleyi kurmuştur. Bu dönemden itibaren zaten ortadan kalkmış olan Atın dininden kalan son izler de silinmeye çalışılarak, eski dini rejime önem verilmiştir. Amarna döneminin tüm izleri silinmeye, tapınaklarda keskiyle silinmiş tanrı isimleri yeniden yazılmaya çalışılmıştır. Akhenaton'un mezarı, 1893-1894 yıllarında Alessandro Barsanti tarafından bulunmuştur. Koordinatlar, 27 derece 37 fit 34 inç N 30 derece 59, 07 E, 27,6262 derece N 30,9852 derece E. Amarna. Amarna, Arapça, Al-Amara, 18. sülaleden Firavun Akhenaton tarafından yeni kurulan ve inşa edilen ve ölümünden kısa bir süre sonra, M.Ö. 1332, terk edilen başkentin kalıntılarını temsil eden geniş bir Mısır arkeolojik alanıdır.
Antik Mısırlıların istihdam ettiği şehir ismi Akhetaten ya da Akhetaten olarak İngilizce harf çevirisi olarak yazılmıştır. Akhetaten, Aten'in ufuk noktası anlamına gelir. Güneş kursu. Şüphesiz ki Akhenaton'un güneş kursu olarak betimlediği Aten kültü de, o devirde ortaya çıkmış bir kült değildir. Bu isim, önceki firavunlar zamanında da vardır ve güneş kursunu belirtmek için kullanılan bu Aten ismine, piramit metinlerinde de rastlanmıştır. Yani çok önem verilmemekle beraber, önceki firavunlar zamanında da bu ismin mevcut olduğunu bilmekteyiz. Akhenaton'un yaptığı, Aton'a, Amon-Ra'nın yerini vermek olsa da yine de Aten fikrinin ilk kez ne zaman ortaya çıktığı bilinmemektedir. Tanrı tasvirini yasaklayan Akhenaton'un, güneş ve onun ışıklarını bir sembol mahiyetinde kullandığını da düşünebiliriz. Aten öyle bir tanrıdır ki yeryüzünde, gökyüzünde ve öteki dünyada her şeye kadirdir ve ne şekilde olursa olsun diğer tanrıların işlevlerine ihtiyacı yoktur. Akhenaton'un tanrısı Aten, her ne kadar öldükten sonra öbür dünyada hakim olan tanrıysa da, Akhenaton'un ölümden sonra yaşamak gibi Mısırlılar için büyük önem taşıyan bir olguyu çok da önemsemediğini görmekteyiz. O, bilimin de sonradan ortaya çıkaracağı gerçekleri, şaşılacak bir önseziyle keşfetmiş ve yeryüzündeki tüm yaşamın kaynağı güneş ışınlarının enerjisini kendi tanrısının gücünün bir simgesi olarak görmüştür. O, hakikat ve adalet ilkesi olan Maat'a uygun yaşadığı için kendine övgüler sunmuştur. Onun tanrısı Aten, artık belli bir ülke ya da bir kavmin tanrısı olma özelliğini taşımaz, o evrenseldir. O, bütün insanları sadece Mısırlıları değil değişik renk, şekil ve dille yaratıp, farklı iklimlere yerleştiren tanrıdır. Böylece Akhenaton, tanrısını evrenselleştirerek, başka milletlerden insanlara da Aton'u yüceltme imkanı vermiş olmaktadır. Çünkü onun tanrısı, diğer tanrıların yaptıkları her şeyi tek başına yapabilen bir tanrıdır. Akhenaton'a göre tanrı, gözle görülemez. Bu yüzden tanrının tasvirini yapmak, yasaklanmıştır. Bu yüzden güneş ya da güneşin ışıkları, tanrının şekli değildir. O, inandığı tanrı için yazdığı şiirde şöyle demiştir, bir ruhtur tanrı, görünmeyen bir ruh. Akhenaton için tanrı, yeryüzünün ışığıdır. Bu, bütün semavi dinlerin ortak metaforudur. Mesih'ten işittiğimiz ve şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur, Tanrı ışıktır, onda hiç karanlık yoktur. İncil, 1. Yuhanna 1:5. Allah göklerin ve yerin nurudur. Kur'an-ı Kerim, Nur Suresi 35. El-Nur, ayrıca Allah'ın 99 güzel isminden biridir. Akhenaton ve Hazreti Yusuf. Akhenaton ve Hazreti Yusuf'un ilişkisi hakkında iki farklı görüş vardır. İlk görüşe göre Akhenaton, Hazreti Yusuf'la çağdaştır ve Akhenaton, Yusuf'u zindandan çıkarmış ve Hazreti Yusuf'un Allah'ına iman etmiştir. O, Allah'a Aten ismiyle seslenmiştir. Akhenaton hakkındaki diğer görüş ise Akhenaton'un Hazreti Yusuf'un kızının oğlu, yani Hazreti Yusuf'un torunu olduğudur. Bu görüşte olan Müslüman tarihçilere göre, Akhenaton'un annesi, Taya'dır. Taya'nın babası ise Yuya, yani Hazreti Yusuf'tur. Akhenaton'un annesinin babası olan Yuya'nın eski ahit ve Kur'an'da adı geçen Yusuf peygamber, Joseph olduğu Mısırlı tarihçi Ahmet Osman tarafından iddia edilmiştir. Kur'an'da bahsi geçen Firavun için azgın, zorba ve kibirli insan diyebiliriz. Fakat yine Kur'an-ı Kerim'de bütün Firavun hanedanının aynı olmadığını, içinde Allah'a iman eden müminlerin de olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Mümin suresinin 28. ayetinde Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Firavun hanedanından olup da imanını gizleyen mümin bir adam da demiştir ki, Rabbim Allah'tır, dedi diye bir kişiyi mi öldüreceksiniz? Halbuki o, size Rabbinizden ayetlerle gelmiştir. Eğer yalancıysa, yalanı kendisinedir. Eğer doğru sözlü ise, sizi tehdit ettiklerinin bir kısmı başınıza gelebilir. Muhakkak ki Allah, haddi aşan yalancı bir kimseyi hidayete erdirmez. Mümin 28. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Yusuf döneminin Firavun'unu Hazreti Musa'da olduğu gibi, Firav kelimesi ile değil, Melik kelimesi ile anar ve onu diğer Firavunlardan ayırır. Melik dedi ki, onu, Yusuf'u, bana getirin. Onu kendime özel dost edineyim. Onunla konuşmaya başlayınca şöyle dedi, bugün senin yanımızda kesinlikle güvenilir bir yerin vardır. Yusuf Suresi 54. Die Sprache der Pharaonen Großes Handwörter Bachagaitisch adlı Almanca sözlükte, per aa kelimesinin ön sözü şöyledir. Burada, yeni krallık ve eski krallık dönemindeki, per aa kelimesi için kullanımı kırmızı renkte altı çizilir. Yeni krallık döneminde, per aa kelimesi ile herhangi bir firavun yani Mısır kralı kastedilir. Ancak eski krallık döneminde, sözcük kral sarayı, büyük ev ya da kralın büyük evini ifade eder.
Farao, girişindeki Egyptology ansiklopedisi, olan Lexicon der Egyptology şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu kelimenin yeni krallık döneminde kral olan kişiyi göstermek için kullanıldığını söylemektedir. Ünlü İngiliz Mısır bilimci Sir Alan Gardiner, firavun kavramını tartışırken, Kavun Papirüsü'nde kaydedildiği gibi, bu ayrımın en örneğinin Amenofis 4 Akenat'ın döneminde olduğunu söylemektedir. Hazreti Yusuf döneminde yaşayan Mısır firavunun Akenat'ın olduğunu birçok batılı yazar eserlerinde işlemiştir. Thomas Mann, 1926-1943 yılları arasında yazdığı 4 bölümlük, Joseph and His Brothers, Yusuf ve Kardeşleri, adlı tetralojisinde Akenaton'u Hazreti Yusuf döneminin firavunu olarak göstermiştir. Thomas Mann'a göre Hazreti Yusuf, Mısır'da köle olarak satıldıktan sonra, Osarsef, Yusarsif ismini almıştır. Kanalıma abone olarak destek olun lütfen, sevgilerle.